yolculuk eğitimimize hoş geldiniz. Giriş arayüzünden kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra varsa güvenlik kodu ile ilgili alana giriş yaparak giriş butonuna basabilirsiniz. Güvenlik kodu ayara tabi olup kullanmak isteyen bürolar bu ayarı admin veya tam yetkili kullanıcılar tarafından kullanıma açabilir. Sisteme giriş yaptığınızda sizi bir iş planı takvim sayfası karşılayacak. Bu bilgilendirme sayfasında sol tarafta bugüne tanımlanmış işleriniz kategori halinde listelenmektedir. Sağ tarafta ise önümüzdeki 7 gün boyunca sizi bekleyen işler listelenmektedir. Sağ tarafta hem bugün hem de önümüzdeki 7 gün gözüktüğü için her işi iki tarafta da görme ihtimaliniz olabilir. Bugüne tanımlı ise. Tamamlanmamış görevleriniz sizin üzerinize planlanmış, sizinle beraber bir başkasına da planlanmış işler olabilir. Bu işlerin süresi geçmiş ve siz bu işleri kapatmadıysanız tamamlanmamış işlerde bu işleri görebilir. Ve eğer kapatmak istiyorsanız seçtiğiniz için solundaki simgeye tıklayarak tamamlanma tarihini ve yapılan işi girerek kapatabilirsiniz. Bu işi bir başka bir zamana erteleyebilirsiniz. Erteleme işlem için planı başka bir tarihe ertele ifadesini seçili hale getirdikten sonra erteleme tarihini erteleme sebebine girip işi ertele butonuna tıklayabilirsiniz. Her kullanıcı programa girdikten sonra sağ tarafta programın yardımcısı olacak bir kulaklık ikonu görecektir. Bu kulaklık ikonuna tıkladığınızda size programla ilgili videoları bulabileceğiniz alana götürecek ve buradan dilerseniz programla alakalı kullanım içerikli videoları erişip izleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde programdan atılmayacaksınız bu videoları izlerken. Burada aramak istediğiniz bu işlemin nasıl yapılacağına dair fikrinizin olmadığı bir menünün adını yazarak bir arama yapabilirsiniz. Örnek verelim. Avans kelimesiyle bakalım. Avans masraf onay işleminin nasıl yapıldığı, toplu avans masraf girişinin nasıl yapıldığı veya bir avans masrafın nasıl güncellendiğine dair videolar buldu. Bunlardan hangisiyle ilgili işleminiz varsa ona tıklayıp izleyebilirsiniz. Örnek veriyorum, toplu avans masraf girişi. Bakın hala programdayım ve programda dilersen bu videonun nasıl yapıldığını izleyebiliyorum. Yine aynı şekilde her bir kullanıcının isminin yer aldığı alanda aşağı doğru açılır bir pencere var. Burada destek bileti açabilirsiniz. Bizlere programla ilgili sormak istediğiniz soruları yönelterek hızlı bir şekilde cevap alırsınız bu destek biletinden. Dilerseniz tabii ki 0850 numaralardan da bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Programımızın açılır menüsünden tüm menülere erişim sağlayabilirsiniz. Bu menülerin içerisinde bu menüyle ilintili alt menüler bulunmaktadır. Bu menülere tıklayarak da alt menülere erişim sağlayabilirsiniz. Şimdi sizlerle bu süreci nasıl işleyeceğiz? Devam edelim. Arabulucu işlemleri menüsü altında arabulucu işlemleri alt menüsüne tıkladığımızda bir arabuluculuk dosyasını açabiliriz. Burada taraflar ve karşı taraflar listelenmektedir. 3 noktaya tıklayarak yeni bir taraf ekleyebilirsiniz. Veya tüm taraflar seçeneğini tıklayarak şu anda sisteme kayıtlı türün ne olursa olsun tüm cariler bu listeye geldi. Aynı şekilde karşı taraf için de bu dediklerimiz geçerlidir. Örnek verelim, şimdi yeni bir taraf ekleyelim sisteme. Bir arabuluculuk dosyasına girdiğimizi düşünelim. Taraflar bizlerin dahil olduğu arabuluculuk dosyasındaki tarafları girelim. 3 noktaya tıkladık. Lütfen
Ekleyeceğimiz tarafın hangisi olduğunu soruyor. Bir şahıs mı yoksa birden fazla şahısın arabuluculuğunu mu yapıyoruz? Bizim tarafımızdaki kim? Şahıs dedik. Şahısın adını ve soyadını soruyor bize. Ekledik. Bu bizim arabuluculuktaki bir tarafımız. Diğeri de onu da sisteme ekleyeceğimizi düşünürsek, onun da şahıs olduğunu varsayarsak, karşı tarafımızı ekleyelim. Her iki tarafı da şu anda listemizde göreceğiz. Bakın Rüya Altun ve Gül Altun olarak kişileri ekledik sistemimize. Şimdi bizim arabuluculuktaki taraflarımız bunlar. Bu arabuluculuk dosyamızda bir alt kırılım yok. Sistemimize de hiç eklenmemiş. Eğer siz kürosu olarak bir alt kırılım kullanıyorsanız arabuluculuk dosyanızda 3 noktaya tıklayarak bu alt kırılımı buraya seçebilirsiniz. Öyle bir zorunluluğunuz olmadığı için boş bırakıp devam edebilirsiniz. İşin size geliş tarihi nedir? İşi ben bugün aldıysam bugünün tarihini girebilirim. Farklı bir tarihte girebilirim. Bu iş için bir uyarı tarihim varsa onu girebilirim. Bir başvuru tarihi vardır muhakkak. Bir arabuluculuk başvuru tarihi. O tarihe girelim. UYAP numarası varsa UYAP'tan gelen bir arabuluculuk dosyasıysa UYAP numarasını girebilirsiniz. Bu arabuluculuk dosya durumu ne halde? Ön kabulde mi, kabulde mi, redde mi? Diyelim ön kabulde. Geldiği kanal var mı? Bu herhangi bir adliyedeki sistemden mi geliyor size? Ya da varsa başka gireceğiniz bir arabuluculuk merkezi olabilir. Bunu girebilirsiniz. Buradan seçebilirsiniz. Bu listeye eğer uygun olmayan, siz bu listede görmediğiniz şeyler var, eklemek istiyorsanız yine 3 noktaya tıklayarak buraya yeni bir kanalı ekleyebilirsiniz. Mesela biz İzmir'i seçelim. İlgili mahkeme türü bunlardan hangisine uygun diye soruyor. Tabii ki seçmek zorunda değilsiniz ya da buradakiler sizin için uygun değildir. Yeni bir seçenek ekleyebilirsiniz 3 noktadan. Biz devam edelim herhangi bir seçim yaparak. Uyuşmazlık konusu nedir? Aralarındaki uyuşmazlığa sebep ne olduğunu buraya girebilirsiniz. Bu sektör her büronun kullanacağı bir alan değildir. Ama isterseniz sizler buraya ekleme yapabilirsiniz 3 noktada. Arabuluculuk esas konusu varsa tüm bunlar olacak diye bir kaide yok. Eğer sizin için varsa ekleyebileceğiniz alanlar. Sorumlular. Bu dosyayla ilgili kim sorumlu? Şu anda arabuluculuğu yapan kişiyi seçmiyoruz. Kimin arabulucu olduğunu da size burada sormuyoruz. Ama tabii ki seçebilirsiniz. Ama şu anda biz dosyanın ilgili sorumlusunu seçiyoruz. Burada arabulucu olarak bir avukat girse bile arabuluculuk toplantılarına ofiste bu dosyadan sorumlu birden fazla kişi olabilir arka planda iş yapan. Onları seçebilirsiniz. Bunun içerisinde tabii ki arabulucu da dahil. Ama şu anda arabulucu olarak tanımlamıyoruz kişiyi. Seçtik, devam ediyorum. Burada da gruplar var. Sol tarafta isimleri gördüğüm halde sağ tarafta grup var. Bunun sebebi de eğer biri olarak bir grup yaptıysanız, avukatlarınızı tanımladınız, o gruplar buraya geliyor. Gruba bastığınızda, grup ismine bastığınızda sol tarafta gruba dahil olan kişiler otomatik seçili halde sisteme yansıyor. Eğer gruptan bir seçim yapmayıp da sol tarafta isimden bir seçim yaparsa sadece bir veya birden fazla kişiyi seçebilirim. Tamamen benim kontrolümde. Ama grubu seçersem o gruba dahil olacak kişileri otomatik kendi seçer. Tabii ki içerisinden çıkarma işlemini de yapabilirsiniz. Kaydet ve devam et butonuna tıklıyorum. İşlem başarıyla tamamlandı ifadesini görüyorum. Şu anda arabuluculuk dosyam oluştu. Ben istersem belge ekle diyerek bu arabuluculuk dosyası için oluşmuş bir belge varsa elimde direkt dosyanın içerisine ekleyebilirim. Raporlamalara geç diyerek de
Diğer arabuluculuk dosyalarının olduğu alana geçebilirim. Şu anda işlemlere devam edelim. Bir belge ekleyelim bu dosya için. Belge ekle ifadesine tıkladım. Şimdi dosyamı açacak ve dosyada belge ekleyeceğim. Sayfayı da benim için açacak. Şimdi gördüğünüz gibi az önce açtığımız arabuluculuk dosyası ile ilgili bilgiler karşıma geldi. Ben burada bu dosyaya doküman belge eklemek istiyorsam bir yan sekmede dokümanlar alanından yeni doküman ekle ifadesine tıklayarak elimdeki belgenin bir doküman türünü de buradan seçerek işleme başlayalım. Bakalım bizim ekleyebileceğimiz mesela daha önce buraya tanımlanmış seçeneklerden varsa sizin için mesela uzlaşma davetiyesi eklemek istiyorum. Bir alt kırılım varsa eklemeniz gereken yine üç noktalarını ekleyebilirsiniz. Dokümanı seçelim. Davetiyenin kendisini ekleyeceğimizi düşünürsek. Bir sistemde kayıtlı evrağı seçtim. Eklenme tarihini bugün olarak belirtiyorum. Tabii farklı bir tarihte seçebiliriz. Dokümanın durumu gelen bir evrak mı, giden bir evrak mı, sayır evrak mı? Burada aslında söylenen bu evrağın durumunu soruyoruz. Bu evrak bize geldi mi? Bu evrak bizden bir yere mi gitti? Yoksa kendi çevremizde bir evrak mı? Diyelim giden bir evrak bu. Biz karşı tarafa mı gönderiyoruz ya da taraflardan birine gönderiyoruz. Varsa bir açıklama bu dokümanla ilgili. Yoksa direkt dokümanı ekle diyelim. Doküman sisteme şu anda eklendi. Yeni bir daha doküman ekleyebilirsiniz. Dilerseniz dokümanı görüntüleyebilirsiniz. Tekrar genel bilgilerine dönüyorum. Burada arabuluculuk dosyasıyla ilgili tüm bilgiler burada var. Örnek verebilirim şimdi sizlere. Anlaşma durumunuzda bir değişiklik olduğu zaman burada anlaşma durumundaki alanı değiştirebiliyorsunuz. Bunlardan hangisi? Mesela kısmi anlaşma, başvurunun vazgeçmesi, sehven açılmış. Bu seçeneklerden hangisi? Dosya ilgilisi varsa burada bir dosya ilgilisi seçilmemiş. Yok. Bir dosya ilgilimiz yok. Anlaşmaya varılan tutarda bir miktar belirtildiyse onu gelebilirsiniz. Tabii bu anlaşma durumu sağlandığında parasal bir anlaşma da olabilir. Ya da sizinle taraf arasındaki miktar olabilir bu. Karşı taraf durumunuz nedir? Varsa 3 noktadan yeni bir durumda ekleyebilirsiniz. Bu arabuluculuk her zaman karşı tarafların anlaşmasıyla son bulmuyor. Bu bir dava dosyasına da dönebiliyor veya icra dosyasına. Şu anda arabulucuyu burada belirtmemiştim. Şu an arabulucu olan bu dosyaya kim bakıyor belli değil, seçilmedi çünkü. Siz buradaki listeden arabulucunun kim olduğunu belirterek bu dosyanın arabulucusunu seçebilirsiniz. Tabii ki sorumlusu ve arabulucusu tekrar söylüyorum farklı. Güncelledik. Yine bu dosyanın içerisinde dosyanın süreci tamamlandıktan sonra tüm süreç bittikten sonra dosyayı arşive de alabilirsiniz. Matbu evraklar alanında sizler için bizlerin hazırladığı birkaç tane matbu evrak var. Bunlardan bir tanesi davet mektubu ve 3 farklı şekilde davet mektubu var. Bilgilendirme ve ücret tutanağı yine aynı şekilde bir görüşme tutanağı, anlaşma tutanağı ve sonuç tutanağı var. Bunlar bizlerin hazırladığı tutanak olduğu için sizin için uygunsa eğer bu tutanağı direkt alıp gönderebiliriz. Buradaki bilgiler, hazırlanmış tutanaklar sizin için uygun değil. Siz daha farklı bir tutanak hazırlamak istiyorsunuz. Yeterli gelmiyor. O zaman dilekçe editörüne geçiyorsunuz ve buraya varsa daha önce tanımlanmış bakın bir liste geliyor ama yok. Yeni ekle diyerek siz yeni bir taslak ekleyebiliyorsunuz. Yeni ekle ifadesini tıklıyorum. Bir taslak ismi vermem gerekiyor buraya oluşturacağım. Yeni taslağın ismini örnek veriyorum. Görüşme tutanağı diyelim. İsmini verdim, kaydet dedim. Taslağa isim verdikten sonra taslağı düzenli ifadesine tıklıyoruz. Taslağı düzenli alanı açıldı. Biz bu alanda daha önce elimizde olan veya sizin uygun gördüğünüz bir varsa metin ya da tamamen yazabilirsiniz. Ben mevcut taslağımı buraya yapıştırdım. Ve burada örnek veriyorum. Görüşme yeri yok, yazmıyor. Onu yazmak istedim. Görüşme yeri dedim.
başlık olarak ve karşısına bir adres girmek istiyorum. Konak, İzmir, daha detaylı girebilirsiniz. Bunlar benim yazdığım şeyler ama ben bazı bilgileri de dosyadan çeksin istiyorum. Örnek veriyorum. Buradan tarafın telefon numarasını, tarafın vergi adresini, bu bilgilere ihtiyacım yok, başka bilgileri alacağım diyorsanız, işin geliş tarihi, ilgili mahkeme türü vesaire. Tüm değişkenler burada. Bu değişkenlerden hangisi sizin için uygunsa onu çekip alabilirsiniz. Almak için de sadece şu kısım kopyala, tümünü seçtim şu anda. Ne hangi yere bu bilginin gözükmesi istiyorsam karşısındaki sicil o diyezli olan alanı alıyorum. Bunu da belirtelim. Bu şekilde ki bilelim bu bilginin ne olduğunu. Bu şekilde yaptıktan sonra güncel ifadesini tıklayarak bu taslağı artık görüşme tutanağına ekledim. Ben bu dilekçe editörünü artık kullanabilirim. Evet, belgemizi dışarıya PDF olarak aktardım. İş planı sekmemizde de bu arabuluculuk dosyası için bir iş planlayacaksak, ofisimizdeki arkadaşların yapmasını istediğim bir iş var ya da kontrolümde olan bir işi kendime hatırlatmak istiyorum. İşin yapılacağı tarihi, işin yapılacağı saati, varsa bir alt kırılım seçeneği, yoksa 3 noktadan ekleyebilirsiniz listedekiler size uygun değilse, yapılacak işin ne olduğunu yazıyoruz. Kırmızı olarak belirtilmiş, yıldızla belirtilmiş tüm alanlar mecburidir ve doldurmanız gerekiyor. Yoksa sistem sizi uyarır. İşin yapılacağı yer mecburi değil, isterseniz yazabilirsiniz. Şu an işi kendime planlıyorum. Ne zaman işi başkası için planla dersem, bakın burası aktif hale geldi, kullanıcı ya da grup seçebiliyorum. İşi kendime planlayabilirim, işi başkasına planlayabilirim. Taraflara e-posta gönderebilirim. Eğer bu iş tarafların da bilgisinde olması gerekiyorsa, aynı zamanda sistem taraflara e-posta da gönderecektir. Taraflara e-posta gönderi açtığımda tabii ki tarafların bir e-postasını buraya girmem gerekiyor ki mail atsın. Bir toplantı yapılmasına karar verildi ve bunu sisteme girmem gerekiyor. Yeni toplantı ekle, toplantı tarihi, toplantı saatini, toplantı yerini, toplantı notlarını girmem gerekiyor. Bu toplantıyı yapmadan önce de yaptıktan sonra da girebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Sorumlulara e-posta gönderebiliriz. Bu toplantıya gelecek ya da gelmiş olan kişilere, kolayız kullanıcılarına, taraflara e-posta gönderebiliriz. Bu toplantıya katılmış ya da katılacak olan kişiler. Dediğim gibi toplantıyı bulmadan önce de yapabilirsiniz. Yapıldıktan sonra da girebilirsiniz. Arabuluculuk ücreti. Her şey bitti, tamamlandı. Bir arabuluculuk ücreti doğabilir. Bu tamamlanmadan önce de doğabilir. Tamamen size kalmış bir durum. Arabuluculuk ücretinizi burada girebiliyorsunuz. Arabuluculuğu kime kestiyseniz onu cari kısmından seçiyoruz bu listeden. Örnek veriyorum, rüya altına kestim. Ama bu arabuluculuk dosyasında olduğu için bu cariler geldi. Ben buradan farklı bir cariye de makbuzu kesebilirim. O zaman farklı bir cari üzerinden işlemi gerçekleştir diyerek listeye diğer cariline gelmesini sağladım gördüğünüz gibi. Ben bu arabuluculuk taraflarından birine kesiyorum ve borç olarak belirtiyorum. Ona binaya ödeme yapacak. Benim kestiğim makbuza binaya yapacak. Vergi mükellef mi? Hayır. İşte işlem detayı KDV dahil. Tutarı giriyoruz. Örnek verelim. Miktarın tarihini açıklamaya varsa bir açıklamanız mecbur değilsiniz. Kaydet diyerek işlemi tamamladım. Ve şu anda ben bu bilgiyi bu dosyanın içerisine girdim. Arabuluculuk dosyası içerisine girdim. Bunu bir kasada borç olarak yansıttı. Bakın burada da gösteriyor. Ben istersen buradan makbuz alabilirim. Serbest meslek makbuzu hazırlayabilirim. Tabii ki bizim tarafta serbest meslek makbuzu alanımızın açık olması gerekiyor. Değilse buraya kadar işlemimiz bitti. Böylelikle kayıt altına aldığımız borcu ödediğinde de yine aynı şekilde bu butona kadar gelip bırakıp bilirsiniz, ödeme işleminde girerek alacak borç ilişkisini sonlandırabilirsiniz. Kayıt defteri, şimdi ben bu dosyada adım adım neler yaptığımı gösteriyor gördüğünüz gibi.
Arabuluculuk dosyasını ekledi. Kim ekledi? Sol tarafta işlemi gerçekleştiren. Hangi tarihte ekledi? Şu tarihte. Açıklamada ne yazıyor? Sistem numarasını baz almış bir arabuluculuk türünde dosya eklediğimi ve kullanıcının BAH olduğunu açıklamada da belirtmiş. Ve bir sonraki adımda uzlaşma davetiyesi, bir sonraki adımda görüşme tutanağı, matveyarağını indirdiğimi, daha sonra da görüşme tutan ismi yeni bir sözleşme taslağı eklediğimi şablonlara ve daha sonra bu şablonu da güncellediğimi, adım adım neler yaptığımı söyledi bana. Sorumlu değiştir kısmına geldiğimde şu anda bu arabuluculuk dosyasının sorumlusu Vivaldi. Ben istersen bir başkası ya da başkaları da yapabilirim. Sadece kimi seçmek istiyorsan buradan kendisini ya da grubunu seçerek dosyayı tekrar seçip tabloyu yeniden hazırla diyeceğim. Böylelikle tamamen benim seçtiklerimle bu tabloda sorumlu yeniden oluşacak. Arabuluculuk dosyasıyla ilgili adım adım neler yapabileceğinizi dosyanın içerisinde analizken gördünüz. İstersek bu dosyayı da arşive kaldırabiliriz tamam bittikten sonra veya tamamen hatalı, hiç böyle bir dosya olmaması gerekiyordu, yanlış yaptınız, silebilirsiniz. O zaman da bu butonu kullanabilirsiniz. Kapatalım dosyamızı. Raporlara geç ifadesini tıklayalım. Raporlarda şu ana kadar açılmış tüm arabuluculuk dosyalarını görüntüleyebiliyorum. Sadece aktif gördüm. Bakın iki tane. Tümünü görmek istiyorum. 3. Silinen de bir arabuluculuk var mı? Yok. Olsaydı o da gelecekti. Arşivleri görmek istiyorum. Tek bir tane. Rapor kriterlerinde hangi başlıkları görmek istiyorsam onları yukarıda seçip kaldırabiliyorum. Geldiği kanalı görmek istiyorum. Son durumu görmek istiyorum. İlgili mahkeme türünü görmek istemiyorum diye bakın. Seçtiğiniz başlıklar otomatikman listede nereye gelmesi gerekiyorsa oraya gelir. Ama bu sizin için sıralama uygun değil. Siz bu sıralamayı istemiyorsunuz. Dosya sorumlusu en başa gelsin, en başa alıyoruz. Sorumlu gruplar sona gelsin dediniz. Bu şekilde nasıl dizayn olmasını istiyorsanız raporu bu şekilde dizayn edebiliyorsunuz. Ettikten sonra dediniz ki biraz daha ayrıntılı hale getirmek istiyorum. Tabii şu anda arşivdeyim, ben tümüne geçeyim. Şimdi burada daha detaylı bir şey istiyorum. Dediniz ki sadece ön kabul kelimesinin geçtiği bir raporlama istiyorum. Diğerleri olmasın. Kabul durumunda kabul, ön kabul, ön kabul olarak 3 tane dosyanın ikisi ön kabulde. Ön kelimesini yazdım. Sadece ön kabuller geldi. Şu anda her şeyi hafızasına alıyor. Benim yaptığım her bir işlem. Bunlar tamam dedim benim için. Ben bir isim vermek istiyorum bu raporlamaya. Her bu alana geldiğimde o raporu seçtiğimde bu dizaynda bu şekilde ve ön kabul olanları sadece listeleyecek bir rapor almak istiyorum. Burada daha önce tanımlanmış bir rapor varsa gelirdi karşıma, listede yok. 3 noktaya tıkladım, yeni kayıt dedim, rapor adı dedim, ön kabul diyelim, kaydet dedim. Şimdi artık mesela burayı da yenileyelim. Buraya geldiğimde mevcutta olan geliyordu. Ben ön kabulü seçtim. Bakın benim az önce tanımladığım şekilde raporu otomatikman karşıma getirdim. Ben bu raporu artık çıktı olarak bilgisayarıma indirmek istiyorum. Hangi formatta? Excel'de mi, Word'de mi, PDF'de mi? Bunu seçerek raporumu indirebilirim. Burada yukarıda 3 tane sizler için tanımlanmış rapor seçeneği var. Bunlardan biri arabuluculuk yönetimi raporu, arabuluculuk ücret raporu ve toplantı raporu. Şimdi toplantı raporumuza bir tıklayalım. Şu ana kadar bir toplantı raporumuz yok. Çünkü hiçbir toplantı sisteme henüz girilmemiş. Olsaydı burada aktif toplantıları, silinen toplantıları ve tümünü görüntüleyebilecektim. Ne silinen ne de aktif ya da tümünde bir toplantı var. Arabuluculuk ücret raporuna gelirim. Az önce benim sisteme girdiğim bir arabuluculuk ücret raporu var.
Bu 1000 liralık bir ücret raporu taraflardan birinin borcu olarak gözüküyor. Herhangi bir ödeme de yapılmamış. Arabuluculuk yönetim raporuna geçelim. Burada grafiksel olarak durum hakkında bana bilgi veriyor. Geldiği kanallar Adliye Bakırköy ve lütfen seçiniz olarak bırakılmış. Sistemde %50-%50 şekilde giriş yapılmış bununla ilgili. 2018'de gelen dosya, 2023'te gelen dosya, 2023'te bir adet dosya gelmiş, 2018'de bir adet dosya gelmiş. Arabulucu dosyası ilgili mahkum türüne göre dağılımı yine aynı şekilde aile hukuku ve lütfen seçiniz olarak ikiye ayrılmış. Arabulucu dosyalarının sektöre göre dağılımı. Bu grafiksel tamamen sizin girdiğiniz dosyaların bilgilerinden oluşmaktadır. Biz az önce buraya arabuluculuk işlemlerinden, doküman ekleme, arabuluculuk raporlarından geçtik. Arabuluculuk dosyasını açarken de bu olana geçebildiğiniz gibi arabuluculuk raporlarından da yine aynı sayfayı açabiliyorsunuz gördüğünüz üzere. Cari işlemler tarafı açarken, arabuluculuk dosyasını açarken siz zaten orada tarafı ekleyebiliyorsunuz. Ama sadece adı ve soyadı. Sizden başka herhangi ekstra bir bilgi istemez. Cari ekleye gelerek daha detaylı bir şekilde cari ekleyebileceğiniz gibi o alandan eklediğiniz cari ile ilgili adres bilgileri gibi bilgileri girebilirsiniz. Örnek verelim. Az önce eklediğim tarafı buldum. Herhangi bir bakın ülke, il, ilçe adres bilgisi boş. Benim bunu güncellemem lazım. Buradan seçelim. İlini seçelim. İlçesini belirtelim. Güncelleyelim. Bu alan zorunlu olduğu için diğer bilgilere girmek zorunda değilim. Artık bu carinin bir adresi oluştu. Diğerleri için aynı şekilde yapabilirsiniz. Sistemde bu bilgilerin dışında bir avans masraf girişi yapmak istiyorsanız, arabuluculuk dosyalarını tutuyorum, tamam. Ama onun dışında da mevcut carilerinizin de işlemlerini yapabilirsiniz. Burada personellerinizle ilgili kasalar var. Bu kasada ben sadece George Handle görüyorum. Ama girdiğim kişi Bach. Aslında Bach'ın adı ve soyadı buraya geliyor. Hemen onu göstermek istiyorum. Bu aradaki farkın ne olduğunu. Ben Bach'la giriyorum. Bakın adı ve soyadı bu. Bu kullanıcı adı. Herkes de bu şekilde olmak zorunda değil. Siz tabii ki adını George olarak da verebilirsiniz. Adını Bach olarak da düzenleyebiliriz. Buradan herhangi bir carinize masraf tanımlaması yapabilir. Verdiği bir avansı girebilir. Böylelikle onun kasasını burada tutabilirsiniz. Personelinize para verebilirsiniz bu alanda. Öncelikle bir avans olmalı ki harcamalarını onun üzerinden düşsün. Vermek zorunda da değilsiniz. Harcama yaparak siz ayın ya da haftanın günün sonunda kendisine bir hak ediş de çıkartabilirsiniz. Avans vermek için işlem türünü avans, masraf işlemek için işlem türünü masraf. Buradan da hangi personel için bu işlemi yaptığınızı seçebilirsiniz. Personel hesap özetinden de isterseniz tek tek personellerinizin hesap durumunun görüntüsünü alabilirsiniz. Böylelikle kendisine borçlu olduğunuzu görebilirsiniz. Kasa genel gider giriş alanında kasanızla ilgili, ofisinizle ilgili giderleri girebileceğiniz gibi gelirleri de girebilirsiniz. Burada dosyadan bağımsız bir şey söz konusu. Bu tamamen sizi ilgilendiren bir gelir, tamamen sizi ilgilendiren giderler olabilir. Bunun hukuki bir karşılığı olmak zorunda değildir. Diğer gelir ve giderlerinizi de işleyebilirsiniz. Tüm muhasebesel işlemlerden daha önce programa kaydedilmiş olan tüm parasal işlemleri silebiliyorsunuz. Bakın burada her biri başlıklar altında ayrıştırılmış. Neyi silmek istiyorsanız arayı bulup üzerindeki sil butonuna tıklayarak kaldırabilirsiniz.
Size ilk girişte de bahsettiğim güvenlik kodu gibi bazı kurum ayarlarımız var. Bu kurum ayarlarına yönetici vasfına sahip kullanıcılar erişebilir ve müdahale edebilir halde. Örnek veriyorum, güvenlik kodu, güvenlik diye buraya yazdığımda onunla ilgili bana ayarı buldu. Giriş ekranında güvenlik kodu açık olarak gelsin mi? Seçimi evet, izni evet. İstersen ben bunu kaldırabilirim bu ayarı. Bakın daha önce kullanıcılardan Mozart kullanıcısı 131 yani bu ayarı evet olarak güncelledi. Ve daha önceleri hangi ayarlar evet ya da hayır yapıldı bunun bilgisini de burada tutuyoruz. Böylelikle hangi ayarı kim, ne zaman, hangi tarihte, hangi kullanıcı kapatmış, açmış görebiliyorsunuz. Logo işlemlerinden belgelerde logo çıkmasını yani sizlerin hukuk büronuza ait logolarınızı görüntüleyebilir. Böylelikle daha hoş bir şekilde rapor alabilir, belge alabilirsiniz. Hangi kullanıcıya tüm yetkileri vermek istiyorsanız pratik kullanıcı yetkilendire gerek, seçeceğiniz kullanıcı veya kullanıcıları tek seferde tüm işlemlere yetki ver diyerek tamamen yönetici gibi yetkilendirebilirsiniz. Veya elinden tüm yetkileri alabilir veya bir kullanıcıyla aynı yetkilere sahip hale getirebilirsiniz. Örnek veriyorum, Vivaldi'nin yetkilerine sahip Ahmet Bey'i yapmak istiyorum. Ahmet Bey Vivaldi ile aynı yetkilere sahip olacak. Öncelikle kim yetkili? Kimin de aynısı olmasını istiyorsanız o kişiyi seçiyoruz. Daha sonra yetkisiz olan kişiyi yetkili hale getirmek için listeden yetkisiz kişiyi seçerek güncel ifadesine tıklıyoruz. Sisteme giriş saatleri alt menüsünden kim, hangi tarihte programa giriş yaptı, bu giriş başarılı mı, başarısız mı kaydını görüntüleyebilirsiniz. İş planı süreçler alanından iş planladığınızı ve tamam planlanmış bir işi kapatabildiğinizi gösterelim. Şu ana kadar sisteme tanımlanmış işleri görüyoruz. Planlayan ve planlanan gözüküyor. Planlanan kısımda bah kullanıcısı dışında başka kullanıcılar var. Örnek veriyorum Mozart. Ama burada bilgili kim? Bah. Yine aynı şekilde aşağıda planlananlardan biri bah. Burada BAH'a tanımlanmamış ya da BAH'ın ilgilisi olmadığı herhangi bir iş planı gördüğünüz gibi söz konusu değil. BAH'ı ilgilendiren iş planlarını görebiliyor burada ve kapatıp erteleyebiliyor. Saat raporu giriş dediğimiz alanda eğer bir saat bazlı hak ediş söz konusuysa kullanıcınız hangi müvekkiliniz için görüşme yaptığını, danışmanlık verdiğini, danışmanlığın içeriğinin ne olduğunu, hangi tarihte bunu verdiğini, saat ücreti de eğer kendisi tanımlayabilir, gelebilir. Tamamen size tanımlayıp o alanın müdahalesini ve görme işlemini kaldırabilirsiniz. Ondan sadece harcanan süreyi girmesini saat ve dakika olarak isteyebilirsiniz. Daha önce sisteme girilmiş saat raporu girişleri var aşağıda. Tabii ki bu alanlar kullanıcınızın görmesine kapatılabilir. Sadece bir giriş olarak açabilirsiniz. Sisteme yapacağınız harcamaları ya da gelen paraları girerken merkez kasanın dışında sizler banka hesaplarınızı da tutmak istiyorsanız banka kasa alanlarımızdan öncelikle hesap eklemeniz gerekiyor. Bu hesabı eklerken banka ismini ekledikten sonra şubeyi eklemeniz gerekiyor ki bankanız gözüksün. Eklenmemiş bir şube varsa bir bankayla ilişkili, o zaman o bankayı görme ihtimaliniz yok. Sisteme tanımlanmış bankalar QNB, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar gibi Yapı Kredi Bankası var. Bunların her birinin şubesi de var. Şöyle tıkladığım zaman mesela QNB maaş hesabı olarak kaydedilmiş. Bankayı düzenledik. Şube ekle alanına geldiğimde eklenmiş şubeler avukat şubesi. Bu avukat şubesi bir bankaya tanımlı. Mesela Türkiye Vakıflar Bankası'na tanımlı. Borçlu Yapı Kredi Bankası'na tanımlı bir şube. QNB'ye tanımlı Kadıköy Şubesi tarzında. Muhakkak sizin de bir şube eklemeniz lazım ki listede banka gözüksün. Bankayı ekledikten sonra o bankanın herhangi bir içerisinde para yok. Siz onu tanımlamanız gerekiyor. Tanımlamayı nereden yapıyoruz? Banka kasa devir işlemleri. Buradan hangi bankaya para gireceksek onu seçiyoruz. Parayı yatırılan olarak giriyoruz. Miktarı giriyoruz. Böylelikle para sisteme ekleniyor, bu bankaya ekleniyor. Yoksa
boş bir banka hesabı olacağı için yapılan tüm harcamalar bankada işleyecek ama karşılığında akacak, eksilecek bir miktar olmayacaktır. Bir başka bankadan bankaya da bir transferi, para transferi de yapabilirsiniz. Tabii ki bu iki bankada sistemde kayıtlı olması gerekiyor. Herhangi bir bankayla bir ilişkisi yoktur buraya kaydedilen banka isimlerinin. Sizler sadece bu bilgileri düzenli bir şekilde tutmak için burada da bu işlemi yapabilirsiniz. Banka kasa mizan sizin sisteme kayıt edilmiş bankalarınızı raporunu alabileceğiniz alandır. Şu anda tüm bankaları gösterir. Hesap adına tıkladığınızda sadece sizin seçtiğiniz bankayla ilgili size bir rapor verecek. Toplamda çekilen para 1.150 TL ama bir para olmadığı için, içerisinde bir bakiye olmadığı için bakın eksilen para. Üçüncü şahıs cari işlemlerimiz nedir? Üçüncü şahıs cari işlemler sizlerin müvekkiliniz olmayan, sizlerden hukuki bir destek almayan kişileri buradan ekleyebilir ve onunla ilgili parasal giriş çıkışlarınızı yapabilirsiniz. Bu sizlerin yemek hizmeti aldığı bir catering firması olabilir. Bilgisayar, teknik destek aldığınız bir bilişimci olabilir. Kendisinden aldığınız hizmeti karşılığında ödediğiniz miktarları burada kayıt altına alabilirsiniz. Bu kişiyle ilgili kasa mizan alanından da seçeceğiniz hesaptaki kişi burada açarak aktif hale getirdiğinizde onlardan biriyle alakalı şu ana kadar yapılmış rapor alabilirsiniz. Girilmiş olsaydı burada bir borç alacak var mı görecektik. Böylelikle ofisinizi gelir gider dengesini, kime borçlu olup olmadığınızı da kontrol altına alırsınız. Personel prim işlemleri, sizlerin personellerinize vereceğiniz primleri kaydedebileceğiniz, girebileceğiniz alandır. Burada komisyon türünüze göre de seçim yapabilirsiniz. Merkez kasa rapordan da büronun sahibi kendi gelir ve gider dengesini burada görüntüleyebilir ve böylelikle yıl içerisinde hangi alanda kendisine en çok getirinin ne getirdiğini ya da en çok gider kaleminin ne olduğunu burada görüntüleyebiliyor. Sisteme arabuluculuk üzerinden doküman ekleyebiliyoruz ama her dokümanımız bir arabuluculuk dosyasıyla ilintili olmak zorunda değil. Cari doküman işlemlerinden de isterseniz buradan ekleyeceğiniz bir cari, seçeceğiniz bir cariye de doküman ekleyebilirsiniz. Bu hiçbir cariyi de ilgilendirmiyor olabilir. Sadece büronuzu ilgilendiriyordur. O zaman lütfen seçiniz gibi bir taraftan ya da siz kendi hukuk büronuzu sisteme de eklediyseniz onun adıyla doküman eklemesi yapabilirsiniz. İster arabuluculuk dosyasına ister bir cariye yani programa herhangi bir doküman eklediğinizde ürün gelen evrakları alanında eklenen tüm dokümanları burada bulabilirsiniz. Sistemdeki tüm evrakları görüntüleyebileceğiniz havuz burasıdır. Eklenme tarihine ya da doküman türüne göre de arama yapıp direkt dokümanı indirip düzenleyebilirsiniz veya silebilirsiniz. Raporlar alanında şu ana kadar sizlere vereceğimiz bazı raporlar var. Bunlardan bir tanesi planlanmış rapor. Cari rapor, avans masraf rapor, vekalet ücreti raporları, müvekkil masraf listesi, personel masraf listesi ve personel hesap özeti veya sisteme girilmiş danışmanlık ücretlerinin çıktısı. Tüm raporların isimleri tıkladığında ismiyle aynı içerikte gelen raporlamalardır. Siz raporu almak için hangi başlıkları kullanmak istiyorsanız ekleyip çıkartabilir ve bu sıralamaya diğer raporlamalarda da olduğu gibi müdahale edebilir ve uygunsa raporla diyerek raporun çıktısını alabilirsiniz. Size göstereceğim diğer raporlamalar da aynı şekilde işliyor. Yine buradan seçeceğiniz bir cariyi ve mizanını alıp raporunu alabilirsiniz veya diğer seçenekleri tıklayarak daha ayrıntılı rapor alabilirsiniz. Avans masraf rapor kısmında da yine seçeceğiniz bir müvekkil veya tüm müvekkillerin avans masraf raporunu alabilir. Toplu makbuz hazırlayabilir veya sadece bir avans ya da masrafın makbuzunu alabilirsiniz.
Vekalet ücreti raporu alanında sisteme eklenmiş vekalet ücretinin raporunu alabilirsiniz. Mesela tüm müvekkilleri raporlayıcı da şu ana kadar sistemde ne kadar vekalet ücreti borcu olduğunu, ne kadar ödendiğini ve kalan miktarın ne olduğunu bize gösteriyor. İstersem sadece müvekkil karşı taraf seçeneği yaparak tek bir carinde raporunu alabilirim. Müvekkili masraf listesinden sadece tek bir müvekkilin masraf listesini alabilirim. Tabii ki varsa, yoksa zaten gelmeyecek. Ek kriter uygulayarak bir tarih kriteri girebilirim ya da direkt raporla diyerek Andy Warhol'a ait masraf listesi raporunu alabilirim. Personel masraf listesini alabilirim. Personelin masraf listesini alırken personelin tüm müvekkilere yapmış olduğu masrafı değil de sadece tek bir müvekkile yapmış olduğu masrafı da hem personel seçim hem de müvekkil kriteri ekleme seçeneği aktif hale getirip gerekli müvekkili ve personeli seçtikten sonra raporlayarak bu personelin seçtiği müvekkile yaptığı masrafları tek seferde rapor alabilirim. Personel hesap özeti alanından da personelin sisteme girdiği masrafları raporluyorum. Herhangi bir müvekkil seçimi yok gördüğünüz üzere. Saat rapor çıktısından da sisteme şu ana kadar girilmiş, danışmanlık hizmeti verilmiş bilgilerin raporunu alabilirim. Ve rapor seçenekleri arasında benim için tanımlanmış bazı raporlama ifadeleri var. Bunları seçerek de raporu bu şekilde de alabilirim. Personel müvekkil seçimi yaparak tek bir personelin tek bir müvekkile yaptığı saat rapor çıktısını alarak müvekkili kendisiyle adına danışmanlık hizmetinin neler verdiğimizi raporunda çekebilirim. Telefon rehberi cariye eklediğiniz her bir kayıt rehber kısmına düşer. Şimdi şöyle gösterelim. Cari ekle alanına geldiğimizde bakın telefon rehberine de ekle seçeneği aktif ve ben burada her ekleyeceğim kişi telefon rehberine de kaydedilir. Cariden silseniz bile telefon rehberinden silinmeyecektir. Böylelikle zamanında ihtiyaç duyduğunuz kişiyi cariden silmiş olsanız bile kayıtlı telefon bilgilerine her daim rehberden silmediğiniz sürece ulaşabilirsiniz. Rehbere yeni bir kişini kaydedebilirsiniz. Teknik hizmet aldığınız yerlere. Rehberi düzenle diyerek de değişen bir numarayı güncelleyebilirsiniz. Serbest meslek makbuzu bizden kesmeye başladığınızda dosyalarınız bizde olmasa da arabuluculuk dışında programı bizi kullanmasanız da hızlı SMM keserek mevcut carileriniz için de SMM kesimi yapıp kayıtlarını tutabilir, rapor alabilirsiniz. Eğer sisteminiz avans masraf işleminden sonra onaya tabi ise onay işlemleri alanında yetkili kişinin onay vermesi gerekmektedir. Bu onayı verdikten sonra kayıt sisteme işlenecektir. Şu anda bekleyen bir işlem yok onayda. Bunu yine kurum ayarlarında büro kendi çalışma prensibine göre ekleyip kaldırabilmektedir. Tüm menüleri elimden geldiğince bu eğitimde anlatmaya çalıştım. Daha detaylı, adım adım, bu kadar kısa süreye sığdırılmamış bir eğitim talebiniz için bizlerle iletişime geçmenizi, destek bileti açarak eğitim talebinde bulunabilirsiniz. Sizlere daha kapsamlı eğitim verebiliriz. Görüşmek dileğiyle, iyi günler. Güncellemelerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.